Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 10 tane sinema üzerine kitap önereceğim. Ben aslında mekatronik mühendisliğinden mezunum. Sinema üzerine de daha sonrasında 1 yıl kadar bir eğitim aldım ve setlerde çalıştım. Fakat daha sonrasında kendi işimi yapmaya karar verdim ve Almanya'ya taşındım. Burada mühendis olarak çalışıyorum. Bu kitaplar da o dönemlerden topladıklarım, satın aldıklarım, derslerde bize önerilenler. O zaman başlayalım. İlk kitabımız James Monaco'nun Bir Film Nasıl Okunur kitabı. Bu kitap tam bir başyapıt bence. İçerisinde film tekniklerinden tutun, sinemanın tarihine kadar nasıl çekilmesi gerektiği her şey var. Bu kitap ilk olarak 1977 yılında yayınlanmış ve 9 ayrı dilde basılmış. Yayınlandığı andan itibaren film ve medya üzerine popüler kitaplar arasında yer almayı başarmış. Kitabın 4. baskısı 2009 yılında revize edilip tekrar yazılmış. Bu kitabın bir de 2000 yılında çıkmış olan DVD versiyonu var. Kitabın 3. baskısıyla birlikte satılıyor bu DVD versiyonu. Aynı zamanda 3 ayrı kitabın da dijital hali bulunmakta. DVD'de ayrıca Hollywood klasikleri, yazarın sesli notları, film ve video tekniği ile deney yapabileceğiniz laboratuvarlar, tüm stüdyoların sanal gerçeklik turları ve daha birçok bilgi mevcut. Ayrıca bu DVD 2001 yılında DVD Derneği'nden de DVD Rum Mükemmellik Ödülünü almış. Videonun altına linkini bırakacağım. İlgilenen arkadaşlar bakabilirler. Eğer sinemayla ilgiliyseniz, hatta birazcık teknik bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu kitabı almanızı öneririm. İkinci kitabımız Christopher Vogler'ın Yazarın Yolculuğu. Christopher Vogler, Hollywood'da üst düzey bir geliştirme yöneticisi, aynı zamanda senarist ve yazar. Kendisi Disney, Fox 2000 ve Warner Bros. Gibi ünlü şirketlerin geliştirme departmanında da çalışmış. Aynı zamanda Aslan Kral animasyon filmine önemli katkılarda bulunmuş. Yazar ayrıca Güney Kaliforniya, California Extension gibi üniversitelerin sinema bölümlerinde eğitim vermiş. Kendisi de zaten Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun. Bu kitapta yine senaryoyu biraz daha anlamak isteyenlere yönelik yazılmış bir kitap. Mitolojideki tekniklerin sinema ve hikayeye nasıl uyarlanabildiğini açıklıyor. Kendisi de zaten aslında başka bir kitaptan esinlenerek bu kitabı yazmış. Esinlendiği kitap da The Hero with a Thousand Faces. O kitapta anlatılan mitolojik örneklerin dili biraz daha akademik. Burada biraz daha modern örneklerle anlatılmış. O yüzden akıcı bir kitap. Bunu da gerçekten tavsiye ediyorum. Zaten International'da bestseller olarak tanınmış bir kitap bu. Üçüncü kitabımız senaryo yazarının yol haritası. Bu da çok ince bir kitap, böyle çerez gibi. Wendell Wellman zaten bir oyuncu. Hatta Clint Eastwood ile Firefox filminde oynamış. 5 yıl boyunca California Extension Üniversitesi'nde eğitim vermiş. Aynı zamanda televizyon ve tiyatro alanlarında da başarılı işler yapmış. Bu kitabı da oyunculuk ve yazarlık deneyimlerini katarak yazmış. Çok akıcı bir kitap gerçekten. Çok hızlı bir şekilde bitirmiştim ben de. Tavsiye ediyorum. Dördüncü kitabımız Konstantin Stanislavski'nin Bir Karakter Yaratmak. Bunu da oyunculara genelde öneriyorlar. Kendisi Rus tiyatro oyuncusu ve yönetmen. 1877'de amatör olarak oyunculuğa başlamış. Ardından Moskova Sanat Topluluğu'nu kurmuş. Çehov'un yapıtlarını sahneleyerek büyük ün kazanmış. Kendi bulmuş olduğu yöntemi anlatıyor. Stanislavski yöntemi diye geçiyor. Bir karakterin analizi, karakteri nasıl oynamak gerektiği bize oyunculuk dersinde önerilmişti. Farklı bir kitap ama biraz sıkıcı gelmişti bana. Aslında bu kitap yazarın ikinci kitabı. İlk kitabı da Bir Aktör Hazırlanıyor. Ona da bakmanızı tavsiye ederim eğer ilgiliyseniz bu konularla. Beşinci kitabımız Film Eleştirisi El Kitabı. Bu kitap çok ince ve çok da akıcı, çok da tatlı bir şekilde anlatılmış bence. Timothy Corrigan bu kitabın Türkçe baskısına özel bir de ön söz yazmış. Türk sinemasının takipçisi ve hayranı olduğunu, kitabın Türkçe yayınlanıyor oluşundan son derece mutluluk duyduğunu vurgulamış. Kitapta aynı zamanda farklı türlerdeki film eleştirilerinden örnekler de var. Ayrıca sinemayla ilgili kavramları ve başlıca film kurallarını tanıtıyor. Timothy Corrigan bu kitapta bir filmi analiz etmek ve film üzerine yazmak isteyenler için hazırladığı bir kitap. Bir filmi daha iyi anlamak istiyorsanız yine tavsiye edilebilecek bir kitap bence. Ünlü yönetmenlerden sinema dersleri. Bu kitabı ben havaalanından almıştım. Ve böyle elimde çok da dolandırmışım. Ama çok güzel bir kitap bence. Zaten biraz kenarları falan da gitmiş. Hazırlayan bir Türk, Hasan Aydın. 16 tane yönetmen var içerisinde. Kendi deneyimlerinden parçalar, kendi deneyimlerinden bir şeyler anlatıyor. İşte yaptıkları hatalar, siz yapmayın dedikleri şeyler.
Bunlar Robert Rodriguez, Tim Burton, Godard. Gerçekten hatta David Lynch de var burada. Kitabın her bölümünde o yönetmenle alakalı kısa bir tanıtım ve önemli filmlerinin listesi var. Bu kitabın bir de Türk yönetmenler için olanı var. Ben onu da almıştım. Ama daha onu okuma fırsatı bulamadım. O yüzden bir tek bunu gösteriyorum şu anda. Onu da okuduktan sonra bir üzerine konuşabiliriz beraber. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir kitap. Hatta bu en arka sayfasında da hepsinin söylediği güzel sözler var. Sizi böyle gaza getirebilecek bir kitap bence. Bu kitabı okuduktan sonra gidin alın kameranızı film çekin. O derece yani. Yedinci kitabımız David Mamet'in film yönetmek üzerine. David Mamet kariyerine tiyatro yönetmenliğinden başlamış. Daha sonra senaryo yazmaya başlamış. Hatta Hannibal gibi başarılı filmlerin senaryolarını yazmış. Bu kitapta Kolombiya Üniversitesi'nde vermiş olduğu bir konuşmadan derlenmiş bir kitap. Soru cevap şeklinde öğrencilerle konuşuyor. Onlara soru soruyor. Onlardan aldığı cevapları kendi yorumuyla beraber doğru, yanlış, şöyle olsa daha mı iyi olur şeklinde anlatıyor. Çok ince bir kitap. Çok da yararlı bence. Ayrıca çok hızlı bir şekilde bitirebileceğiniz bir kitap. Çok güzel bir dille anlatmış. Ayrıca son ders olarak da öğrencilerle bir kısa film de tasarlıyor. Bunu da kitabına eklemiş. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Sekizinci kitabımız Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, Vertigo, Arka Pencere ve Kuşlar gibi klasikleşmiş filmleriyle tanınır. Kendisi aynı zamanda elektrik mühendisiydi. Fakat mühendis olarak çok uzun süre çalışmamıştır. O dönemde Londra Üniversitesi'nde sanat ve resim üzerine derslere katıldığı için aynı şirkette reklam bölümüne transfer edilmiştir. Daha sonra yeni açılan bir film stüdyosunda asistan olarak işe başlar. Kısa bir süre sonra senaryo yazıp aynı zamanda sanat yönetmenliğine yükselir. Ben Alfred Hitchcock hayranıyım. Çok seviyorum kendisini. Bu kitabı ben Flowmart'tan almıştım. Çok da ucuza almıştım. İnternetten az önce baktım. İngilizcesi var. Ben bunu Almanca olarak almıştım. Şimdiye kadar çekmiş olduğu bütün filmlerin toplam olarak anlatımı ve setlerden fotoğrafları falan var. Ne zaman çekti, nasıl çekti, hepsini anlatıyor. Bu da yine böyle küçük bir ansiklopedi şeklinde bence. Çok çok orijinal bir kitap. Çok güzel bir kitap. Kitaplığınızda kesinlikle olması gerek bence. Eğer Alfred Hitchcock hayranıysanız. Dokuzuncu kitabımız Beginning Filmmaking. Burada 100 tane aşamasını anlatıyor film yapmanın. Senaryosundan tutun storyboard'u, çekim aşamaları, yaşlandırma, makyaj, daha sonra marketing, yapım aşaması. Yani yapım tabii daha sonrasında da bitmiyor. Gerçekten çok orijinal bir kitap. Kıyafetten tutun, editing, içerisinde her şey var. Yani ben bunu, bu benim ilk aldığım kitaplardan bir tanesi. Çok da tesadüfi bir şekilde almıştım. Bazı filmlerden örnek vererek de açıklamış. Ben bunu İngilizce olarak almıştım ama belki başka dillerde de bulabilirsiniz, emin de değilim. Ama ben bunu Türkiye'den aldım. Çok da böyle fotoğraflı falan olduğu için insan severek okuyor. Eğlenceli bir kitap. Elliot Groh, Kanadalı senarist ve film yapımcısı. Aynı zamanda Raindance Film Festivali'ni de bulmuştur. Raindance.org'da film üzerine dersler vermektedir. Son kitabımız Tim Burton. Ben yine Tim Burton hayranı olarak bu kitabı çok severek almıştım. Tim Burton, Kaliforniya doğumlu yazar, yapımcı, yönetmen ve ressam. Üniversitede animasyonla tanıştı ve Disney stüdyolarında çalışmaya başladı. İlk uzun metrajlı filmi Pee-wee's Big Adventure. Arkasındakine bakın. Blue Girl with Wine. Bu kitapta Tim Burton'ın aslında ilk yaptığı eserin çizgi roman olduğu ve burada kendi özel koleksiyonundan fotoğraflar var. Mesela makas elleri nasıl hazırladı, nasıl çizdi, çizmiş olduğu eserler var. Burada Alice in Wonderland'ın çizimi. Hepsini zaten kendi çiziyor. Blue Girl with Wine'ı yağlı boya üzerine çalışmış. Gerçekten çok acayip bir yetenek. Yani nasıl yaptın? Benim aklıma gelmez bunu böyle bir şeyi çizmek mesela. 1997'de yapmış bunu. Eğer Tim Burton'ı seviyorsanız bence bu kitabı bayağı seversiniz. İçerisinde çünkü yaptığı özel koleksiyondan fotoğraflar var. Ve küçük açıklamalar var kenarlarında. En sonunda notları var.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer sizin de beğendiğiniz bunun gibi kitaplar varsa lütfen aşağıya yazın. Bugünlük benden bu kadar. O zaman görüşmek üzere.